Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Sizlere Köln'den MTA Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ele aldık. Onunla ilgili program yaptık. Geçen programımızda şuna değindik. Hazreti İsa Aleyhisselam gökte midir? Orada bir hayat mıdır? Veya Hazreti İsa Aleyhisselam diğer peygamberler gibi vefat mı etmiştir? Bu konuyla ilgili İngiltere'den konuğumuz Sayın İmam Doktor Muhammed Celal Şems, sağ olsunlar bizleri kırmadılar, buraya kadar geldiler Köln'e ve bu konuyla ilgili program yaptık ve bizlere teveffi konusunda ve diğer Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vefatıyla ilgili ayetlere değindiler ve özet olarak bunu ele aldılar ve bu programın devamında da kaldığımız yerden devam etmek üzere sözü hocamıza vermek istiyorum. Onun yanında oturan Sayın Osman Akbal, o da Manatsang şehrinde geliyor. Geçen programda sana soru sorma fırsatı veremedik. İnşallah bu programımızda biraz daha fazla soru sorma imkanına sahip olursun inşallah. Fakat hocam teveffik kelimesini açıkladınız. Detaylı olarak ona değindiniz. Kaldığınız yerden devam eder misiniz? Şimdi euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem seyirciler, teveffik kelimesi yalnız daha önce okuduğumuz Maide suresinin 116 ve 117. ayeti kerimesinde kullanılmamıştır. Bunun dışında da bazı ayetlerde bu kelime geçmektedir. Değişik şekillerde. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam ile alakalı olarak bir ayeti kerime Ali İmran suresinin 56. ayeti şöyledir. Ve bu ayeti kerimede de teveffi kelimesi geçmiştir ve bu da vefat manasındadır. Vefat dışında bunun bir manası yoktur. Şöyle ayet-i kerime şöyledir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffîka ve râfi'uka ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezîne tebeûke fevkellezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh. Thumma ileyye merci'ukum feahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn. Hani Allah-u Teala dedi ki, ey İsa, ben şüphesiz sana vefat vereceğim. Ondan sonra seni kendi katıma yükselteceğim. Rafi'uka ileyya. Bunu da daha sonra izah edeceğiz. Rafi'uka bedenen maddi vücudu ile kaldırılmak manasında değildir. Derecelerinin yükseltilmesi manasındadır bu kelime. Fakat ona daha sonra geçeceğiz. Ben sana şüphesiz sana vefat vereceğim ve ondan sonra senin derecelerini yükselteceğim. Ve mutahhiruka minellezine keferu. Kafirlerin suçlamalarından seni pak eleyeceğim. Ve cailullezine tabavuka fevkellezine keferu ila yevmil kıyama. Sana tabi olanları seni inkar edenlerinlerden daha üstün kılacağım. Kıyamete kadar sana tabi olanlar seni kabul etmeyenlerden daha üstün olacaklardır. Summa ileyye marci'ukum. Ondan sonra hepiniz tabii ki neticede hepiniz bana döneceksiniz. O zaman ben aranızda ihtilaf ettiğiniz konular hakkında aranızda son karar ben vereceğim. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a değişik sözler vermiştir. Bunlardan ilki, ey İsa, ben sana vefat vereceğim. Ya İsa inni mutavaffika ve rafi'uka ileyya ve ondan sonra seni yükselteceğim kendi tarafıma, kendi katıma. Şimdi buradan da anlaşıldığı gibi burada vefat müteveffi kelimesi kullanılmıştır. Daha önce kullanılan kelimenin izahat mahiyetindedir. Ve bundan da anlaşılıyor ki müteveffika sana vefat vereceğim manasındadır. Ve ondan sonra bazı kimseler derler ki bakın işte Allah-u Teala açık olarak söylemiştir ve rafi'uka ileyya. Ben seni kaldıracağım. Kaldıracağım. Eğer bu maddi manada kaldırmak manasında ise ben soruyorum. Allah-u Teala burada gök kelimesini kullanmış mıdır? Ben seni göğe doğru kaldıracağım demiş midir? Kesinlikle değil. Allah-u Teala ne diyor?
seni kendi katıma, kendi tarafıma seni kaldıracağım. Ve Allah-u Teala yer bir yerde sınırlı olmaktan münezzehtir. Hiçbir yerde sınırlı olduğunu beyan edemeyiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam dördüncü göğe kaldırıldı diyenler, haşa, Allah-u Teala'yı dördüncü gök ile sınırlandırmış oluyorlar. Sınırlamış oluyorlar kendisini. Hazreti Allah Celle Celaluhu yalnız dördüncü gökte değildir. Eğer Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam dördüncü göğe kaldırıldıysa, Allah-u Teala bu ayeti kerimede ben seni dördüncü göğe kaldıracağım dememiştir. Ben seni kendi tarafıma kaldıracağım. O zaman eğer hakikaten dördüncü gökte ise İsa Aleyhisselam, o zaman bu ayetten de anlaşıldığı gibi Allah-u Teala Hazretlerinin yalnız gökte olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ve onu da hiç kimse kabul etmez. Herkes Allah-u Teala'nın bütün yer sınırlarından uzak olduğuna inanır. Halbuki hocam enteresan bir şey var. Bize itiraz edenler, yani Ahmediye cemaatine itiraz edenler, o insanlara sorduğumuz zaman Allah nerede? Hemen hemen hepsi, yani ben bu zamana kadar sorduğumda şu cevabı aldım. Allah her yerde. Peki Hazreti İsa Aleyhisselam konusuna gelince Allah onu katına yükseltti. Peki o zaman niye birdenbire Allah hemen gökyüzünde düşünüp de İsa Aleyhisselam bedenen göğe yükseldi düşüncesi oluşuyor insanda? Çok acayip bir şey değil mi? İşte maalesef insan batıl bir şeye inanmaya başlayınca türlü bahaneler uydurur. Ve oradan oraya bir anlam çıkarmaya çalışır. Fakat ben bir delil daha vermek istiyorum. O da bu ayeti kerimenin içindedir. Allah-u Teala sıra koymuştur. Önce ben seni vefata kavuşturacağım. İnni mutevaffika. Sana vefat vereceğim ben kesinlikle. Ve ondan sonra seni kaldıracağım diyor. Haşa, faraza. Tabii ki biz kesinlikle inanmıyoruz. Ama faraza, diyelim ki Rafioka İleyya demek Hazreti İsa'yı dördüncü göğe kaldırmak manasındadır. Haşa. Eğer bu manada ise de önce vefat edecek ve ondan sonra göğe kaldırılacak. Canlı canlı olarak kaldırılamaz gökyüzüne. Çünkü Allah-u Teala diyor ki önce sana vefat vereceğim. Vefattan sonra seni kaldıracağım. Ve o zaman Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam yine gökte maddi vücuduyla yaşıyor. Anlam kesinlikle bu ayet-i kerimeden çıkmıyor. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Hazreti İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve ondan sonra kaldırılmıştır. Onun için efendim Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı canlı olarak gökyüzüne kaldırmıştır demeleri kesinlikle Kur'an'a uygun değildir. Çok teşekkürler. Yani şunu da doğru anladın mı diye soruyorum. Rafi'uke Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ayet-i kerimede. Sema'uke değil. Dolayısıyla Sema'uke geçmiş olsaydı gökyüzü anlamı taşırdı. Değil mi? Şimdi, ama orada Rafi'uke geçti derece bakımından yükseltti. Onu ben izah ettim. O bir manadır. Allah-u Teala kesinlikle burada Rafi'uke ile Sema dememiştir. Rafi'uke ileyye demiştir. Ben seni kendi tarafıma, kendime doğru seni yükselteceğim. Fakat diyorlar ki hayır efendim Allah-u Teala gökte de vardır. Gökte olduğu gibi Allah-u Teala buradan Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gökyüzüne kaldırmıştır. Fakat ikinci mana verdim. Haşa, faraza, faraza eğer dördüncü göğe kaldırıldı manasında da kabul etsek faraza yine canlı olarak oraya gidemez. Evet. Canlı olarak oraya kaldırılamaz. Çünkü önce Allah-u Teala diyor ki inni mutevaffika ve rafioka. Önce ben sana vefat vereceğim ve ondan sonra seni ref edeceğim, seni kaldıracağım. Ve tabii ki sizin buyurduğunuz gibi onu ben daha önce izah ettim. Allah-u Teala diyor ben kendime doğru seni yükselteceğim. Ve bedenen Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretlerine kaldırılması mümkün değil. Çünkü onun bulunduğu yerde de Allah vardı. O zaman nereden nereye götürecekti ki? Allah-u Teala'nın kabzayı kudretindeydi Hazreti İsa Aleyhisselam. Onun dışında değildi ve zaten orada da Allah vardı. Onun için maddi olarak ben seni dördüncü göğe kaldırdım demeleri kesinlikle doğru değil.
ve bu tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Evet, kaldı ki Allah-u Teala bir ayetinde diyor, bana seni sorarlar, de ki ben insanlara şah damarından daha yakınım. Yani Allah-u Teala nerede olduğunu aslında orada çok net bir ifadeyle ifade etmesine rağmen nerede olduğunu bildiriyor ama nedense böyle anlamlar çıkıyor maalesef. Osman, senin bir sorun vardı. Zaten Allah-u Teala birçok ayette benim sünnetimi değişmez bulacaksınız diyor. Haşa, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e karışmak gibi olmasın ama o kelimeler değişik olsaydı anlam da değişik olabiliyordu değil mi? İnni mütevaffike ve rafiyuke değil de rafiyuke ve mütevaffike deseydi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, ki o daha iyi biliyor her şeyi. O zaman anlam değişebilirdi, öyle değil mi hocam? Şayet öyle olsaydı, rafiyo kelimesi önce olsaydı ve mütevaffika sonra olsaydı, belki diğer ulemalar onu şu ya bu şekilde çekebilirlerdi. Efendim, yükseltilmesi öncedir, vefat etmesi sonradır. Fakat orada da yine Allah-u Teala söz konusudur. Gök söz konusu değil. Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a, ben seni kendi tarafıma yükselteceğim. Ve bir insanın Allah-u Teala'ya yükseltilmesi kesinlikle maddi bir şekilde olamaz. Onun bir anlamı, başka bir anlamı vardır. O da şu ki Allah-u Teala insanın derecelerini yükseltir. Kendi makamında, kendi huzurunda ona yüce bir makam ve mertebe verir. Bu demektir. Yoksa haşa sümme haşa, maddi olarak bir insanı Allah-u Teala hiçbir zaman bir yerden kaldırıp başka bir yere götürmez. Hazreti Yahya Aleyhisselatü Vesselam hakkında Allah-u Teala diyor ki ve refenaka makanın aliyya, biz seni çok yüce bir yere kaldırdık. Orada ref kelimesi kullanılmış. Aynı burada da. Ve hatta mekan kelimesi vardır. Ama hiç kimse onun gökyüzüne gittiğine inanmaz. Peki Hazreti İsa Aleyhisselam için aynı kelime kullanılınca niye dördüncü gök kelimesini ortaya çıkarıyorlar? Ben onu anlayamıyorum. Hatta bazı kimseler bir cevap veremeyince diyorlar ki ya dördüncü gök ne demek? Göğe kaldırdı. E tamam, göğe kaldırdı ama gök kelimesi nereden çıktı? Birinci olsun, yedinci olsun, dördüncü olsun ama bu nereden çıktı? Gök kelimesi yok ki. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadislerde var. Ve Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam bir meydan okuması vardır bununla ilgili olarak. Onu soracaktım, lafı ağzımdan aldınız. Evet, Hazreti Mehdi ve Mesih Aleyhisselam'ın tevaffi kelimesiyle ilgili bir meydan okuması var. Onun açıklamasını yaparsanız bize hem insanlar bilgilenmiş olur hem de biz bilgilenmiş oluruz. Şimdi Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda iki tane meydan okuması var. Birisi tevaffi ile ilgilidir sizin sorduğunuz. Ve diyor ki tevaffi kelimesi babe tefeuldandır. Tevaffaya tefaala veznindedir. Babe tefeul. Ve Allahu Teala öznedir, faildir. Ve insan oğlu, Hazreti İsa insan oğlu değil mi? Tabii. İnsan oğlu mef'ul behidir. Yani özne ve nesne. Arapçada fail ve mef'ul behi derler. Allahu Teala fail ve insan mef'ul behi olursa ve tevaffi kelimesi kullanılmış olursa vefatın dışında kesinlikle onun başka bir manası yok. Tabii bir mana daha çıkabilir. Fakat onun için bir karine lazım. O da uyku. Uyku manasında da kullanılır tevaffi kelimesi. Fakat uyku manasına girmek için mutlaka bir işaret lazım. Karine, Arapçada karine derler. Yani geceden bahsedilirse o zaman tabii ki geceleyin insan uykuya dalar. Yahut efendim istirahate çekildi, yorgundu ve ondan sonra istirahate çekildi ve tevaffi oldu dersek ve sonra tekrar uyandı dersek o zaman anlaşılacak ki burada bu tevaffi kelimesi uyku manasında. En-nevmu, Arapçada nevm derler. Nevm manasında, yani uyku manasındadır. Fakat eğer öyle bir karine yoksa, öyle bir işaret yoksa o zaman kesinlikle ruhun kabz edilmesi demektir tevaffi kelimesi. Eğer bunun dışında başka bir manasını birisi ispat ederse Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Resulullah'ın hadislerinden ve Arapça dil bilgisinden ben ona 1000 rupi, o günün hesabına göre diyor, ben ona mükafat ile mükafatlandıracağım, eline vereceğim. Fakat aradan 100 küsur sene geçmiştir ve hala bu meydan okuması cevapsız kalmıştır. Ve hiçbir zat ortaya çıkıp tevaffi kelimesini
başka bir anlamda kullanıldığını ispat edememiştir. Fakat ikinci bir meydan okuması daha vardı. Hazreti Mirza Gulam Mehmet Aleyhisselam'ın "Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim ve seni senin dereceni yükselteceğim. Ve mutahhiruka minellezine keferu, seni inkar edenlerden temizleyeceğim." Ben bunu, bu ayeti kerimeyi izah ediyordum ve oradaki ref kelimesini ben anlatıyordum. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birçok örnekler ileri sürmüştür. Mesela hadis-i şerifte vardır. اِذَا تَوَازَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِيَةِ Bir insan tevazu gösterince Allah-u Teala onu yedinci göğe yükseltir. Yedinci gök var hatta hadiste. Bakın çok enteresan. Bir insan tevazuyu benimseyince, tevazu gösterince Allah-u Teala onu kaldırır. Nereye kaldırır? Kaldırır yedinci göğe. Fakat hiçbir insan bugüne kadar bir insanın yedinci göğe değil de birinci göğe kadar maddi vücuduyla oraya gittiğine inanmaz. Ve bu hadis izah edilirken bütün mühendisler derler ki burada ref kelimesi derecelerinin yükseltilmesi manasındadır. Bir insan tevazu gösterince Allah-u Teala onun derecelerini yükseltir. Ve eğer burada ref kelimesi bu manada ise o zaman Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olunca niye aynı mana vermiyorlar o ayeti kerimeye? Orada da aynı şey beyan edilmiş. Allah-u Teala ref kelimesini kullanmıştır. Hadiste de Resulullah ref kelimesini kullanmıştır. Sonra biz oturuyoruz, iki secde arasında bir dua vardır. Birçok hadiste beyan edilmiştir. Dua şöyledir. Allahum mağfirli verhamni vahdeni ve afini verfani vecburni verzukni. Verfani, beni ref ettir. Burada da aynı ref kelimesi kullanılmış. Peki bu ne demektir? Beni bedenen bu dünyadan göğümü kaldır manasında mıdır? Hayır. Hiç kimse bugüne kadar bu kelimeyi bu manada olduğunu kabul etmemiştir. Hepsi diyorlar ki derecelerin yükseltilmesi manasındadır bu kelime. Burada da ref kelimesi kullanılmış. Bu örnekler veriyorum ben. Değişik hadislerden ve değişik İslam kaynaklarından ve ispat ediyorum. Ref kelimesi daima bir insan için kullanılınca derecelerin yükseltilmesi manasındadır. Başka bir mana, kesinlikle başka bir manası yoktur. Peki bu yükselme kelimesini anladık. Allah razı olsun. Yani bedenen değil, derece bakımından yükselmek anlamına geldiğini açıkladınız, ifade ettiniz. Peki Hazreti İsa Aleyhisselam ne derecede, ne anlamda yükseltildi? Yani belirli bir suçlamalar mı vardı ona karşı, onlardan mı arındırıldı, o anlamda mı yükseltildi? Tamam, şimdi haklısınız, tam yerinde bir soru sordunuz. Bilindiği gibi Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir babası yoktu. Babasız doğan bir çocuk olarak dünyaya geldi. Ve bu Allah-u Teala'nın gücünü, onun kuvvetini gösteren Allah-u Teala'nın bir mucizesi idi. Fakat maalesef Yahudiler kendisini lanetlediler, haşa sume haşa, ve dediler ki bu haşa, bu bir piçtir. Ve öylece küfrettiler. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı sövdüler ve annesini de sövdüler. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Annesine dediler ki ma kanat ma kana abu kimra soin ve ma kanat ummuke bagiya, senin baban kötü bir adam değildi ve senin kadın da bir fahişe değildi. Sen niye bu çirkin işi yaptın? Yani babasız bir çocuk doğurdun. Demek ki sen gizli olarak bir erkek ile ilişkiye girdin ve çocuk doğdu. Hazreti İsa haşa öyle bir çocuktur diyorlardı. Ve değil o zaman. Ben şimdi tekrar ediyorum. Hala bugün dahi Yahudilere sorduğunuz zaman aynı suçlamayı isnat ediyorlar Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve diyorlar ki haşa sume haşa, benim elim ağzım varmaz öyle bir kelime ağzından çıkarayım. Yani çok çirkin kelimeler kullanıyorlar. Allah-u Teala dedi ki hayır, o benim sevgili bir kulum idi. Değil sevgili kulum, o benim çok sevgili bir peygamberim idi.
ve ben onu bütün bu suçlamalardan kurtaracağım ve ona yüce bir makam ve yüce bir mertebe vereceğim. İşte mutevaffi ve rafi bu manasındadır. Vefat ettireceğim. Yani tabi ölüm ile gidecek bu dünyadan. Tabi bir ölüm ile bu dünyadan ayrılacak. Çünkü vefat tabi bir şekilde bir insanın bedenin ve ruhun birbirinden ayrılması demektir. Ruh insanın bedeninden ayrılır ve tabi bir şekilde olur. İnsan kaza geçirir yahut kurşuna dizilir yahut idam edilir. Bu tabi değil. Fakat belli bir yaşa geldikten sonra insan hastalanır yahut başka bir sebep olur ve bu dünyadan vefat eder gider. Ona tabi ölüm derler. Kendi evinde, kendi yatağı üzerinde ölür. Onun için tevaffi kelimesi kullanılır. Ve bu da onursal bir ölümdür. Bir insana Allah-u Teala'nın nasip ettiği. Ve ondan sonra da ref kelimesi, onun derecelerinin yükseltilmesi. Yani Allah-u Teala kesinlikle garanti veriyor Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Yahudiler sana küfür ediyorlar. Kesinlikle ben seni bu küfürlerden kurtaracağım. Ve kendi katımda senin yüce bir merteben olacak. Ben seni yüce kullarım ve yüce peygamberlerim arasına sokacağım. Ve orada sana iyi bir mertebe vereceğim. Bu demektir. Oysa ki onlar bilselerdi ki Hazreti İsa'nın annesi Meryem annemize Allah-u Teala başlı başına bir sure vermiş. Adını Meryem koymuş. Değil mi hocam? Tabii Kur'an-ı Kerim'de yüce bir kadın. Bir sure vardır ve Allah-u Teala başka ayeti kerimede de izah etmiştir. Ahsanat farcaha demiştir. Kendi namusunu korudu. Kendi avrat yerini en iyi şekilde muhafaza etti, muhafaza etti ve korudu. Ve bu da gösteriyor ki kesinlikle bir erkek ile ilişkisi yoktu Hazreti Meryem Aleyhisselam'ın anamızın. Ve Allah-u Teala'nın katında çok makbul bir kadındı. Evet. Bu kaldı ki Allah-u Teala'nın gücü yeter. O istediği bir şekilde bir çocuk doğurabilir. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı da babasız doğurdu. Ve babası yoktu. Aslında Allah-u Teala bu mucize ile bir işaret göstermek istiyordu insanlara. Biliyorsunuz eskiden bütün peygamberler yahut Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin çoğu İsrail oğullarından idiler. Beni İsrail'den. Ve Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam onların sonuncusudur. Ondan sonra yeni bir peygamber ortaya çıkmamıştır. Ve Allah-u Teala babasız doğurmakla işaret etti ve dedi ki siz de artık erkek manevi manada bir erkek kalmamıştır ve manevi manada bir çocuk doğuracak bir gerçek tam bir erkek yani bir peygamber artık sizde yoktur ve daha ileride de olmayacaktır. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam babasız doğdu. Ve Yahudilerin kendisine küfür etmelerinin bir anlamı yoktur. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Yahudiler her ne kadar küfür ederlerse etsinler. Ben seni bütün o çirkin sözlerinden koruyacağım. Ve kendi katımda ben sana yüce bir makam ve mertebe vereceğim. Evet. Bu demektir. Osman bir sorun yoksa benim sorum var. Tamam Eda. Sen bir sor da bir şeye sonra sorarım ben sorum. Hazreti Hızır Aleyhisselam'la ilgili. Çünkü şöyle bir itiraz var Hazreti İsa Aleyhisselam vefatıyla ilgili. Diyorlar ki Hazreti Hızır hayatta. Peki o zaman Hazreti Hızır hayattaysa neden Hazreti İsa Aleyhisselam da hayatta olmasın? Efendim hakikaten bu da güzel bir soru sordunuz. Bir defa şunu iyi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle bir çelişki yoktur. Allah-u Teala bir yerde bir şeyi bir ayet-i kerimede bir anlam ifade ettiyse ondan sonra bütün Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri onu destekler. Kesinlikle başka hiçbir ayet, bir ayetin verdiği meale aykırı, çelişkili bir meal ileri süremez. Eğer böyle olursa Allah-u Teala diyor ki لَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka bir zat tarafından indirilseydi bunda birçok ihtilaf görürdünüz. Birçok ihtilaf bulunurdu. Fakat Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle bir çelişki, bir ihtilaf yoktur. Ve bu da gösteriyor ki bunu indiren tek Allah'tır. Birçok insan bunu indirmemiştir.
Kısacası herhangi bir ayet başka bir ayet ile çelişkili manasında değildir. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle çelişki yoktur. Yani bir mana, bir ayet başka bir mana versin ve başka bir ayet bambaşka bir mana versin, bu mümkün değil. Şimdi gelelim Hazreti Hızır Aleyhisselam yaşıyordu meselesine. İnanç var halk arasında. Hatta Türkiye'de Hıdrılles diye bir fuar vardır. Güller vardır yazın özellikle ve orada kutlamalar yapılıyor vesaire. Fakat bunun da ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadislerde kesin bir dayanağı yoktur. Bir defa Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın zikri Kehif suresinde geçmiştir diyorlar. Yani orada ismi Hızır olarak zikredilmemiştir. Fakat Hazreti Musa'nın başka bir zat ile birlikte yolculuk yaptığı zikredilmiştir. Ve her yerde Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarıyor. Sen sabredemezsin ey Musa. O da diyor ki ben sabredeceğim. O Hazreti da sonra Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam. Hazreti ben İsa mı dedim? Evet. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben seninle birlikte yolculuk yapmak istiyorum. O zat diyor ki hayır sen sabredemezsin. Bunun üzerine Hazreti Musa diyor ki yok ben